Şimdi burada suyun bitkilerimizin gelişmesi için ne kadar önemli olduğunu asla unutmayalım. Dolayısıyla flamingo bitkimizin toprağı diğer bitkilere göre daha farklı. Genelde orkide bitkilerimizin yaprakları ama bunun toprağı biraz daha bunu torfla karıştırdığımız zaman kesinlikle flamingo çiçeğinin toprağa geçirgen olması gerekir. Artık gördüğünüz gibi bunun da toprak değişimi gelmiştir. Bu her dikim yaptığımızda örneğin biz bunu ikinci bir saksı değiştirdiğimiz zaman, büyük saksıya kullandığımız zaman, şu dış saksı da biraz daha net olarak gösterelim. Dikerken biraz daha derine dikmemiz gerekiyor. Neden? Flamingo bitkimiz büyüdükçe kökleri yukarıya doğru çıkıyor. Dolayısıyla her yıl toprağını değiştirmemiz, yenilememiz gerekiyor. Saksısını değiştirmemiz gerekiyor. Ve toprağı kesinlikle geçirgen olması gerekiyor. Normaldaki şurada görmüş olduğunuz torfla ilgili bir şeyimiz yok. Yani torf biraz daha bu bitkimizin köklerini sıkıyor. Dolayısıyla burada orkidenin, yani o orkide bitkisinin, şurada yine onlardan bir tanesini size göstereyim. Burada da zaten şeffaf olarak kameraman detay olarak gösterir. Yani çok geçirgen bir toprağı var. Dolayısıyla flamingo bitkisinin de biraz daha toprağı bundan bu kadar olmasa da biraz daha torf karıştırırsak o şekilde de bunun daha çabuk köklere suyun ulaşmasını sağlamamız gerekiyor geçirgen olmasından dolayı. Bir ikincisi, iki günde bunu sulamamız gerekiyor. Sebebi dediğim gibi toprak fazla tutucu olmadığından dolayı. Çünkü toprak ihtiyacı bundan tebellik. Ve de iki günde bir su vermemiz gerekiyor. Burada suyu verdiğimiz zaman artık önümüz hani mevsim itibariyle havaların olduğu dönemlere giriyoruz. Dolayısıyla burada size önereceğim, şurada görmüş olduğunuz, bunu diğer programlarda da defalarca anlattım ama yine anlatıyorum. Çünkü faydalı olan bir metot bu. Neden? Sebebi burada gördüğünüz gibi her bitkimizin altlarında drenaj delikleri var. Şurada uygulamasını yapalım. Evet, biz bunu almış olduğumuz bitkimizi ne yapıyoruz? Altına mutlaka evde barınması için, büyütebilmemiz için tabak koyuyoruz böyle. Ya da hiç altı delik olmayan böyle bir dış taksı kullanıyoruz. Bu yüksek suyu verdiğiniz zaman altına da tabak veyahut da buna benzer bir taksı koyduğumuz zaman şu kısımlar tamamıyla suyla doluyor. Vermiş olduğumuz su burada birikiyor. Dolayısıyla da o zaman bunun hiçbir anlamı kalmamış oluyor ve bitkiyi biz adeta boğmuş oluyoruz. Onun için ben istiyorum ki bitkinizin daha sağlıklı büyüyebilmesi için ya bunu bu şekilde koyuyorsunuz, altına bir ters büyük tabak koyuyorsunuz veyahut da kullanmış olduğumuz dış saksıların içine şu tabağımızı ters koyup burada şu görüntüyü mutlaka sağlamamız lazım. Buradaki amaç ne? Suyu verdiğimiz zaman su dışarı taşacak ve şurada bir gölet oluşturacak ve bitkimizin drenaj delikleri havada kalacak. Dolayısıyla bunun içindeki su zaman içerisinde buharlanıp bitkinin kısmen de olsa bir sera iklimini yaşatmış olacağız. Nemini sağlamış olacağız. Buna çok dikkat ederseniz, yani ben istiyorum ki hani bunun birinin ikisini şahitleme yapın. Bir tanesini benim anlattığım gibi uygulayın. Yani iki çiçekten birini kesinlikle birinde şu uygulamayı yaptığınız bitkide daha gelişmiş, daha berrak, daha güzel bir görüntü sağlamış olacaksınız. Bu sadece flamingo bitkisi için değil, bütün evde yetiştirilmiş olduğumuz her ne bitki yetiştiriyorsanız bu tür bir çalışma yaparsanız daha sağlıklı sonuç alırsınız. İnşallah kısmet olursa artık hani her alanda teknolojinin geliştiği gibi bu saksı sektöründe iç mekan bitkilerinin barınması, yetiştirme hususunda akıllı saksılar üretildi. Bunların da daha detaylı bir şekilde bir sunumunu size yapacağız. Onların ne kadar faydalı olduğunu. Burada da benim ta önceden anlattığımın sonradan ne kadar faydalı